devam edelim. Çok çeşitli yapıda doğru akım makinesi bulunabilmektedir. İlk görünüşte bu makineleri asenkron motorlardan ayıran özellik gövdelerinde petek şeklinde soğutucu olmayışıdır. Asenkron motorlarda gücün karşılanması gerekli işin yapılması için gövdedeki stator sargıları akım çekerek ısınır. Fakat doğru akım makinelerinde gövdeye bağlı olan kutup sargıları sadece sabit bir manyetik alan oluşturmakla görevli olduklarından yükten bağımsızdır ve bu nedenle ısınmazlar. Doğru akım makinelerinde yüke bağlı olarak akım çeken kısım endüvi sargılarıdır. Bu nedenle büyük güçlü doğru akım makinelerinde endüvilerin soğutulması için harici sistemler kullanılır. Asenkron motorları göreceğiz ama kısaca bir konudan bahsedeyim. Asenkron motorların dış gövdesi çoğunlukla petek yapıdadır. Petek yapı ne demek? Sizin kalorifer peteklerini düşünün. Neden? Çünkü asenkron motorlarda sargılar, iş yapan sargılar gövdede sarılıdır. Ve motor örneğin yüke bindikçe aslında o yükü karşılamak için sargılar daha yüksek akım çeker. Sargılar ısınır, dış gövdedeki sargılar ısınır. Ve bu sargıları soğutabilmek için o gövdenin hava ile olan temasını arttırmamız lazım. Ve bu nedenle petek yapıda yaparız. Ama bir doğru akım motorunda veya doğru akım dinamosunda aslında işi yapan, akım çeken kısım ortadaki endüvidir. Dışarıdaki kutuplar motorun yükü ister yüklü olsun ister boşta olsun akım değerleri değişmez. Sadece çekmesi gereken olan akımı çeker. Bu nedenle sabit bir ısı vardır kutuplarda. Ve bu motor olarak düşünelim, motorlarda yüke bindikçe akım çeken kısım momenti karşılamak için ortadaki endüvidir. O nedenle doğru akım motorlarında endüvilerinin çok iyi soğutulması gerekir. Küçük güçlü motorlarda dikkat edecek olursanız şuraya bakın mesela. Burada bir kapak var, burada bir kapak var. Motorun iki kapağın arasında veya iki kapağın üzerinde havalandırma kapakları vardır. Pencereleri vardır tekrar. Ve bu endüviye siz içeride bir pervane koyacak olursanız havayı bir kapaktan çeker, öbür kapaktan dışarı çıkararak kendi üzerinden bir hava sirkülasyonu sağlar. Arkadaki kapak pencere dikkat edecek olursanız öndekine göre biraz daha büyük. Nedeni şu, bu motorun fırça ve kolektörleri bu kapağın altında. Ve benim buna müdahale edebilmem, tamir edebilmem, değişebilmem için bu kapak biraz daha veya bu pencere biraz daha büyük seçilmiş, büyük yapılı. Burada dikkat edecek olursanız buradaki pencere öbür tarafa göre daha büyük. Yani baktığınız zaman hangi pencere daha büyükse bilin ki fırça ve kolektör yapısı o pencerenin olduğu kısımda. Ama mesela bunu bir lastik sektöründe çalıştırın. Ortamda karbon siyah dediğimiz karbonlar uçuşmaktadır. Ve siz buna doğal bir sirkülasyon yapacak olursanız motorun içerisi karbon tozuyla dolacaktır. Ya da bir mobilya sektöründe talaşla ya da bir cevher işleyen sistemlerde bunun içi tamamen taş tozuyla dolacaktır. Ve bu da bana arıza olarak kendisini gösterecektir. Ya da nemli bir ortamda çalışıyorsak bu motorları, sirkülasyon, hava sirkülasyonuyla birlikte motorun içerisinde nem yoğunlaşacaktır ve bu da yalıtımı bozacak. O nedenle bu motorları harici fanlı sistemlerle büyük güçlerini soğuturuz. Bir sonraki resim daha iyi. Dikkat edecek olursanız burada bir doğru akım motorum var. Kesit alınmış endüvi görüyorsunuz. Gövde var, kutuplar var. Şurada da bir filtreleme sistemi yapılmış. Bir salyangoz fan var. Hava filtreden çekiliyor. Salyangoz fanla motorun içerisine basılıyor. Motorun içerisine havayı basan salyangoz fanın motoru ise asenkron motor. Ya işte doğru akım motoru çalışıyoruz ama asenkron motor nereden çıktı? Asenkron motoru göreceksiniz ama şöyle kısaca bahsedeyim. Bu bir alternatif akım motoru. Şimdi çocuklar, doğru akım iletimi olmaz. Doğru akımın transferi olmaz. Doğru akımda gerilimler arasında değişme çok sıkıntılı ve elektronik devreler gerektiren bir durumdur. O nedenle doğru akım motorları endüstride sadece özel uygulamalarda kullanılır. Daha önce bahsettiğim gibi yüksek moment gerektiren yerlerde örneğin. Ve özel bir iş için doğru akım motoru kullanılmış. Ama alternatif akım prizde, her prizde, şebekemden gelen her prizde 380 voltu görüyorum fabrikada. Herhangi bir alternatif akım kaynağına bağlayarak bu asenkron motoru çalıştırabilirim. Daha sonra göreceksiniz asenkron motor aslında yapıları basit, arıza kaynağı olarak doğru akıma göre daha az arıza çıkartmaktadır ve çalıştırılması daha kolay olmaktadır. Asenkron motorlar endüstrideki dönme hareketlerinin çok büyük kısmını karşılamaktadır. O nedenle maliyet açısından ve kullanım açısından bu motoru soğutmak için asenkron motor kullanmak daha mantıklıdır. Komütasyon, doğru akım makinelerinde endüvideki bir bobinde akımın kolektör ve fırçalar yardımıyla yön değiştirmesi olayına komütasyon denir. Hem yön değiştirmesi, motor olarak çalışıyorsak fırçadan kolektöre akımın verilmesi, dinamo olarak çalışıyorsak da
kolektörden fırçaya akımın alınması olarak söyleyebiliriz. Komütasyon ve biraz sonraki endüver reaksiyonu konularına çok detaylı girmeyeceğim ama komütasyon aslında doğru akım motorlarının bakımı sırasında veya arızaların bulunması sırasında etkili olan bir bilgi. Nedenden dolayı komütasyonu bozan etkilere şöyle kısaca bir değineceğim. Komütasyonu bozan etkiler yalnız elektriki değildir. Fırçaların bastığı kolektörlerde şelale olarak gözüken arkın nedeni mekaniki de olabilir. Bu bakımdan fırçalarda arkın görüldüğü zaman mekanik nedenlerin var olup olmadığı da kontrol edilmelidir. Şöyle söyleyeyim, bu bir sürtmeli yapı. Yani fırça kolektör dilimlerini sürtüyor ve ne yaparsanız yapın elektriği siz sürtmeli bir yapıda iletiyorsanız burada bir ark oluşur. Benim istediğim doğru akım makinelerinde bu arkı en aza indirmek. Ark benim için sıkıntıdır. Çünkü ark dediğiniz şey oradaki temas direncinin yüksek olması demek, bir kayıp demek ve ayrıca ark dediğiniz şey ısı demek, ısınmasıyla birlikte kolektör ve fırça dilimlerinin ömürlerinin kısalması demek. Temelde yaptığım veya uğraştığım şey bu arkı en azı indirmek. Mekanik arızaların en çok rastlananı kolektörlerin yuvarlak olmamasıdır. Bu durum özellikle büyük kolektörler için çok önemlidir. Çalışma anında kolektörlerde meydana gelen ısınmalar sonunda dilimlerde gevşemeler ve yuvarlaklığın bozulmaları olabilir. Mekaniki arızalarda en çok rastlananı kolektörün yuvarlak olmamasıdır. Bu durum özellikle büyük kolektörler için çok önemlidir. Çalışma anında kolektörlerde meydana gelen ısınmalar sonunda dilimlerde gevşemeler ve yuvarlaklığında bozulmalar olabilir. Bu bakımdan zaman zaman kolektörler kontrol edilmeli, gerektiğinde torna edilmeli veya taşlanmalıdır. Burada kolektör dilimlerinin yuvarlaklığı bozulabilir. İşte fırçalar dengesiz basıyordur. Kolektörün yuvarlaklığı da bozulabilir. Kolektörün diliminin, okulda ben size doğru akım motorlarındaki büyük kolektör dilimlerini göstereceğim, fırçaları göstereceğim. Orada mesela aynı kolektör diliminin belli bölgelerinin, belli yerlerinin fazla aşınması da söz konusu olabilir. Bu durumda yuvarlaklığın bozulması, fırçaların kolektör yüzeyine tam temas etmemesi, temas etmediği yerlerde ark olarak kendini göstermesi anlamına gelir. Ya da kolektör dilimlerinde işte darbelerden dolayı, çalışmadan dolayı, ısınmadan dolayı gevşemeler olabilir. Gevşediği zaman o kolektör dilimi oynadığında yine basan fırça ile arasında ark meydana getirir. Bunun içinde bakımcılar olarak biz eğer motor küçükse ya da işte doğru akım makinesi küçükse rotoru çıkarırız, endüveyi çıkarırız, torna tezgahına bağlarız. Hafif bir talaş, aslında talaş kaldırma demeyelim de biz ona zımparalama şeklinde kolektör dilimlerini hem temizler hem de yuvarlaklığını sağlamaya çalışırız. Diğer bir mekaniki hata da dilimler arasındaki yalıtım mikanalarının kolektör yüzeyini taşmış olmasıdır. Bu gibi hallerde fırçalar kolektör yüzeyini iyi basamayacaklarından ark meydana gelir. Bunu önlemek için mikaların bakır yüzeyinden 1-1,5 mm aşağıda olması sağlanmalıdır. Bu durum daha çok yumuşak fırçalı makinelerde olur. Kolektör dilimleri arasında yalıtım var. Birbirleriyle temas etmiyorlar. Bu yalıtımı bir mika vasıtasıyla yapıyoruz. Veya bir bakalit diyeyim ben size. Ve bu kolektör dilimleri, bakır olan bu kolektör dilimleri aşındıkça kenardan bakalitler kolektör dilimleri yüzeyine yakınlaşır. Ve aynı noktaya geldiklerinde yani erime mikaya kadar olduğunda bu sefer mika ile bakır aynı şekilde erimeyeceğinden aşınmayacağından dolayı fırçalara mikalar çarpar ve fırçada titreşime neden olur. Bu da istenmeyen bir olaydır. Bu durumda tekrar işte milden çıkarılır şey, yapıdan çıkarılır, motorun içerisinden çıkarılır endüvi. Daha sonra ya pneumatik şeyle motorla ya da işte testere elemanlarıyla dilimler arasındaki bakalit aşağı doğru eğlenir ve dilimle bakalit arasında 1,5 mm civarında bir boşluk olması sağlanır. Doğru akım motorları anlayacağınız üzere bakım gerektiren motorlardır. Bu nedenle hani arıza ve bakım yükü fazla olduğundan dolayı sadece özel uygulamalarda kullanılırlar. Onun haricinde hani bu bakım ve arıza olayı çekilecek bir durum değildir çocuklar. Fırçaların fırça tutucusuna bağlanışındaki bir hata veya kömür ile fırça yuvası arasındaki boşluğun fazla oluşu da arka neden olur. Fırça ile yuva arasındaki boşluğun fazla oluşu titreşimlere, az oluşu ise kömürün yani fırçanın ısınması sonunda sıkışmasına yol açar. Bu boşluk 0.2-0.4 mm dolayında olmalıdır. Şu
Fırça tutucunun içerisine fırça girer. Yani karbon bakır karışım fırça girer. Kömür de derler. Aklınızda olsun. Özellikle elektrik süpürgelerine falan kömürünü değişin tabirini kullanırlar. Kömür dedikleri şey fırçanın kendisidir. Burada şöyle bir durum olabilir. Eğer fırça tutucularında bir gevşeklik olursa ya da örneğin o fırça tutucusuna ait değilse, yani orijinalini vuramadık ya işte bir milim daha küçük olanı kullanalım. Bu durumda da fırça tutucunun içerisinde hareket edecektir. Bu hareket de arka neden olur. Ya da işte zorla soktuk fırça tutucunun içerisine. Bu sefer orada oluşan ısı fırçayı genleştirecektir. Karbonu genleştirecektir. Bu sefer fırça tutucuna arasında sıkışacaktır. Bu da arka neden olacaktır. Fırçaların kolektör yüzeyine belirli bir basınçla basması gerekir. Bu basınç normal olarak 150-250 gram bölü santimetre kare dolayındadır. Baskı bir yay ile sağlanır. İşletmede yay basıncı zamanla azalır ve arklara yol açar. Bunun için arada bir yay basıncı kontrol edilerek yeniden ayarlanmalıdır. Buradaki yay basınçları düşebilir. Yay basıncı niye düşebilir? Ya yay gevşer, mekanik olarak gevşemelere neden olur ya da fırçanızın boyu aşına aşına kısalır. Bu sefer fırça boyu kısaldığı zaman da yay eskisi gibi kuvvetli basamaz. Basamadığı zaman da titreşimler arka neden olur. Şöyle söyleyeyim, fırça tamamen bitmez değiştirilmesi için. Fırçanın boyunun kısalması, yani yay basıncının düşmesi fırçanın değiştirilmesi için yeterli bir durumdur. O nedenle mesela elektrik süpürgelerinde yaşanır bu olay. Elektrik süpürgelerinde ses ark fazla çıktığında o fırçalar değiştirilir, bitmiştir denir ve değiştirilir. Fırçaların boyu kısaldığı zaman da yay basıncı azalacağından dolayı arkı arttırır. Kolektörün düzgün döngüsü için endüvinin dinamik balansının yapılmış olması ve yatakların iyi durumda bulunması gerekir. Bu husus özellikle yüksek devirli makineler için çok önemlidir. Birazdan balans olayına gireceğiz. Yüksek devirli motorlardaki balans da kolektörlerdeki titreşime neden olur. Biraz daha detaya gireceğiz. Fırçalar arasındaki uzaklığın eşit olması ve kutuplarla endüvi arasındaki hava aralığının farklı olması komütasyonun bozulmasına ve kollarda endüklenen gerilimlerin farklılığına, dolayısıyla iç devrede sirkülasyon akımlarının doğmasına neden olur. İyi bir komütasyon için fırçaların uygun nitelikte seçilmiş olması da önemlidir. Çocuklar burada fırça tutucunun üstündeki fırçanın kayması, fırçalar tam karşılıklı bakması gerekir. Eğer fırça tutucu üstünde fırçalar kayacak olursa da bu simetrik olarak karşılıklı kolektör dilimlerine basmaması demektir. Bu da makine içerisinde, endüvi içerisinde sirkülasyon akımlarının geçmesine ve bu da makinenin veriminin düşmesine neden olur. İyi bir komütasyon için fırçaların uygun nitelikte seçilmiş olması çok önemlidir. Komütasyonun zor olduğu hallerde geçiş direnci yüksek olan fırçalar kullanılır. Böylece komütasyondaki bobine akımın yön değişmesi çok kolaylaşır. Ayrıca fırçaların kolektör yüzeyine uyacak şekilde alıştırılmış olması lazım. Son kısmı açıklayayım. Kolektörler yuvarlak. Eğer siz buna alıştırılmamış küt, düz bir fırça koyacak olursanız temas fırçanın yüzeyi tamamen kolektör dilimlerinin yüzeyine basmayacağından dolayı burada da ekstra ısınmalara ve arklara yol açacaktır. Bununla ilgili örnekleri ben size okulda derse başladığımızda göstereceğim. Bunların üzerinden bir kez daha geçeceğiz uygulamalı olarak. Yukarıda bahsi geçen balans olayını kısaca açıklayalım. Doğru akım motorlarında olduğu gibi dönen kısımlarında sarf olan elektrik motorlarında bobinlerin üst üste binmesinden dolayı her sargı iletkeninin boyu dolayısıyla ağırlığı eşit olmayacaktır. Bu nedenle endüvinin çevresel merkez kaç kuvveti her yerde eşit olmaz. Bu daha öncesi açıkladığı bobinlerdeki ağırlık farkının olması. Bu savrulma özellikle yüksek hızlı dönüşlerde rulmanlarda dengesiz kuvvet uygulanmasına ve çok daha kısa sürede bozulmasına neden olacaktır. Bu nedenle endüvilerin balans ayarı yapılarak ağır olan kısımların demir aksamından talaş kaldırılarak hafifletilmesi veya hafif olan kısımların çelik macunu ile ağırlık ilave edilerek dengesiz savrulmaların engellenmeye çalışırız. Şimdi çocuklar, arabalarda balans ayarı vardır. Tekerleği balansa sokarız. Ne yaparız? Orada lastikçiler hafif olan tarafa kurşun çakarlar. Ki karşılıklı olarak tekerin her yerinde ağırlık eşit olsun ve dönme sırasındaki merkez kaç kuvveti
her yerde düzgün olsun. Eğer merkez kaç kuvvetimiz düzgün olmazsa rulmana farklı kuvvetler yansıyacaktır ve rulmanın daha kısa ömürlü olması, daha erken arıza yapması neden olacaktır. Şimdi burada mesela buradaki bobin, en üstteki bobin, dikkat edecek olursanız bakın şu bobin en üstteki bobin, dolayısıyla en uzun olan bobin ve buranın ağır olması normal. Ve bu ağırlığı ne yapmış? Buradan parça kaldırarak, talaş kaldırarak matka bucuyla ya da işte spiral makinesiyle, taşlamayla da yapabilirler. Burayı hafifletmeye çalışmış. Ha, demir nüveden parça kaldırmak tavsiye ettiğim bir şey değil. Bunun yerine şöyle bir şey yapılabilir. Bura ağır mı? Bunun tam karşısı, arka tarafına çelik macunu yapıştırabilirsiniz. Çelik macunu yapıştırdığınızda da karşılığındaki kısmın ağırlığını bu tarafla dengelemeye çalışırsınız. Balans doğru akım motorlarında önemlidir. Ama bir asenkron motorun bakımını yaparken balansını yapmayız. Çünkü asenkron motorlarda balans yapacak farklı ağırlıklar yoktur. Onu da daha sonra tekrar göreceğiz. Komütasyonu kolaylaştırıcı önlemlerden bahsedelim. Bunların bir kısmı konstrüksiyonla alakalı ama bir kısmı da bilmemiz gereken durumlar. Fırçaları kaydırmak, yardımcı kutu kullanmak, fırçaları kaydırarak komütasyonu kolaylaştırmak daha çok küçük güçlü makinelerde yapım kolaylığı ve maliyeti bakımından uygulanır. Engin reaksiyonundan da bahsedelim. Daha önceki temel manyetizmayı anlattığım videoda hatırlayacak olursanız manyetik alanın içerisine bir iletken koymuştuk ve bu iletkenden bir akım geçirmiştik. Manyetik alan vardı, N ve S kutupları. Bir de bu iletkenden akım geçirdiğimiz için iletkenin etrafında oluşan manyetik alan vardı. Hatırlayacak olursanız orada iletkenin manyetik alanı ana manyetik alanla bazı yerde ters, bazı yerde aynıydı. Ters olduğu yerde zayıflıyordu. Aynı olduğu yerde kuvvetleniyordu ve zayıf olan tarafa itiliyordu. Şimdi endüver reaksiyon dediğimiz şey onun daha büyük yapıda gerçekleşmiş hali. Endüver reaksiyonu endüver manyetik alanının kutup alanına gösterdiği tepki endüver reaksiyon denir. Endüverden geçen akımı meydana getirdiği manyetik alan ana kutupları oluşturduğu manyetik alanın bir bölümünde alan zayıflaması oluşurken diğer bölümünde kuvvetlenme meydana getirir. Doğru akım makinesinin kutupları arasındaki kuvvet çizgilerine dik olan eksene nötr eksen denir. Normal olarak fırçalar nötr eksenin üzerine konur. Fakat endüver reaksiyonundan dolayı kutuplar arasındaki nötr ekseninde bir kayma meydana gelir. Dikkat edilirse nötr ekseni endüver dönüş yönünde alfa açısı kadar kaymıştır. Bu durum dinamo hali içindir. Motorlarda kayma dönüş yönünün aksi yönündedir. Şimdi A şekline bakacak olursanız A şeklinde kutupların manyetik alanını görüyoruz. B şekline bakacak olursanız endüvinin sargılarından geçen akımların oluşturduğu manyetik alanı görüyorsunuz. Ve bu iki manyetik alanın bileşkesi C şeklinde bakacak olursanız bir bozulma olarak ortaya çıkıyor. Şimdi normalde kutupların eksenine, manyetik alanın eksenine dik olarak nötr eksenim vardır benim. Ve fırçalar nötr ekseninde olur ki arkı daha az olsun. Ama bu nötr ekseninin yani manyetik alanın bozulması nötr ekseninin kayması anlamına gelir ve nötr ekseni aslında olması gereken fiziki nötr ekseninden kayar. Bu dinamoya motor için farklı yönlerde olabilir. Şu an için benim üzerinde durduğum konu bu değil. Endüver reaksiyonuna karşı bazı önlemler almamız gerekir. Bunlardan bir kısmı konstrüksiyonla alakalıdır ve en son anlatacağım bizim yapabileceğimiz bir önlemdir. Endüver reaksiyonuna karşı alınan önlemler: kutup ayaklarını tarak şeklinde yapmak, kutup ayaklarını oluklar açmak, yardımcı kutup kullanmak, kompansasyon servisi kullanmak. Bunlar konstrüksiyonla alakalıdır. Bunların detayları var ama detaylarına girmeyeceğim. Yukarıda sayılan önlemler motorun imalatı ile ilgili olup motor bakımı sırasında yapılması gereken dinamo çalışması sırasında dönüş yönünde, motor çalışmasında dönüş yönünün aksi yönde fırçaları ark en aza inecek şekilde kaydırmaktır. Eğer doğru akım makinesini dinamo olarak çalıştırıyorsam benim için önemli olan elde ettiğim gerilim, eğer motor olarak çalışıyorsam devir sayısı önemlidir. Burada dinamo veya motora kafayı takmayın çok fazla. Şöyle diyelim. Aslında fırçalar fırça tutucunun üzerindedir ama fırça tutucusu gövdeye. Vidalarla bağlıdır. Bu vidalar gevşetilebilir. Gevşetildiği zaman fırça tutucusu olduğu gibi sağa ya da sola kaydırılabilir. Şimdi eğer bunu ben dinamo olarak kullanıyorsam dinamo dışarıya tam gücünü verdiğinde ya da motor olarak kullanıyorsam motor tam devrindeyken fırça tutucuları gevşetilir ve sağa ya da sola hareket ettirilir.
hareket sırasında arkı nerede en az olarak yakalıyorsanız motor ya da dinamo durdurulur. O yakaladığınız yerde fırça tutuşlarının gövdeye olan vidaları sıkılır. Bu benim enduro reaksiyonu ve komutasyonuna yapabileceğim elektrikçi olarak bir müdahaledir. Ama onun haricindekiler konstrüksiyonla alakalıdır. Şimdi de doğru akım makinelerinin parametrelerinden bahsedelim. Bir doğru akım makinesini ya dinamo olarak kullanırsınız ya motor olarak kullanırsınız. Dinamo olarak kullandığımızda benim için önemli olan şey gerilimdir elde ettiğim. Motor olarak kullandığınızda ise benim için önemli olan şey devirdir. Dinamo olarak kullandığımızda NU'de indüklenen gerilim E eşittir KFN formülüyle bulunur. E, endüvide endüklenen gerilim, K sabit bir katsayı, Fi kutup yani endüktörün manyetik akısı, N devir sayısıdır. Burada dikkat edecek olursanız dinamo olarak çalıştırdığımızda elde ettiğimiz gerilim aslında manyetik akıyla ve devir sayısıyla doğru orantılı olarak artmakta ya da azalmaktadır. Eğer bunu motor olarak düşünürseniz doğru akım motorlarında devir sayısı N eşittir VA eksi IA çarpı RA bölü KFi'dir. N devir sayısı VA NDU'ya uygulanan gerilim, yani kaynaktan benim NDU'ya vermiş olduğum gerilim, IA NDU akımı, RA NDU iç direnci, K yine bir sabit katsayı, yine Fi kutup endüktör manyetik akısı. Burada formüle dikkat edecek olursanız aslında formülün pay kısmı veya eksi IA çarpı RA, yani NDU'nin iç direnci, ki bu iç dirence kaynaktan çıktıktan sonraki kabloları ilave edebilirsiniz. Bu iç dirence siz fırça kolektör direncini ilave edebilirsiniz. Siz bu dirence NDU tellerindeki direnci ilave edebilirsiniz. Yani tüm bu dirençlerin toplamıdır bu RA. Aslında veya eksi IA çarpı RA kaynaktan çıkan gerilimin gerilim düşümlerinden sonra NDU içerisindeki halidir. Yani bazı kaynaklarda var, elektroteknikte özellikle elektromotor kuvvet derler ya, odur. Ve aşağıda KFi gibi bir payda vardır. Doğru akım motorlarında devir sayısını değiştirmek için ya NDU'ya uygulanan gerilim değiştirilir ya da NDU iç direnci değiştirilir. Payda kısmına baktığınızda ise kutup sargılarının gerilimi değiştirerek manyetik alan şiddet değiştirir. Bu formüle baktığımızda şunu diyebiliriz. Eğer bir doğru akım motorunun akımı artarsa, NDU'nin dışarıdan çekmiş olduğu akım artarsa bir motorda akım neden artar? Motor yüke biner, yük momentini karşılayabilmek için motorun NDU akımı artar. NDU akımı arttığı zaman yukarıdaki pay kısmında IA çarpı RA değeri büyür. IA çarpı RA değeri büyüdüğünde VA eksi IA çarpı RA olduğu için yukarıdaki pay kısmı küçülecektir. Küçüldüğünde devir sayısı düşecektir. Ve motorun yükü kalktıkça, yani IA akımı azaldıkça IA çarpı RA küçülecek. Yukarı pay kısmı büyüyecek. Büyüdüğü için de devir sayısı artacaktır. Yani bir doğru akım motorunda çekmiş olduğu akımla devir sayısı ters orantılıdır. Akım artarsa devir sayısı düşer. KFi, burada Fi kutupların manyetik akısıydı. Kutupların manyetik akısı her ne kadar sabit de olsa, eğer kutup manyetik akısını değiştirecek olursak, kutup manyetik akısını nasıl değiştiririz? Kutuplara uygulamış olduğumuz gerilimle değiştiririz. Örneğin ben kutuplara 110 volt DC uyguluyorsam, bunu 150 volt DC yaptığımda gerilimin artmasıyla birlikte Fi artacaktır. Ya da bu 110 voltu 80 volt yaptığımda gerilimin azalmasıyla birlikte manyetik akı da azalacaktır. Yani gerilim artarsa manyetik akı artacak, gerilim azalırsa manyetik akı da azalacaktır. O nedenle şöyle diyebiliriz. Kutuplara uyguladığım gerilim artarsa, yani Fi artarsa devir sayısı payda kısmı büyüyeceği için düşecektir. Ya da doğru uygulamış olduğum manyetik akı gerilimle azaltıldığında bu sefer yine payda kısmı küçüleceği için devir sayısı artacaktır. Buradan şu sonucu çıkarabiliriz. Kutup gerilimi, yani kutup manyetik akısıyla devir sayısı ters orantılıdır. Akla hep şu soru gelir. İyi, ne güzelmiş, devir sayısını ben kutup manyetik akısıyla değiştiririm. Kutup manyetik akısıyla devir değiştirildiğinde bir handikapımız da momenttir. Siz burada Fi'yi azaltırsanız, yani devri arttırmak için Fi'yi azaltırsanız, kutup manyetik akısı azaldığında momentum de azalacaktır. Yani aslında kutup gerilimi çok büyük aralıklarda devir sayısı değiştirmek için kullanılan bir değer değildir. NDU gerilimi ve akımı büyük olan motorlarda bu değerlerin değiştirilmesi zor olması, NDU iç direncinin arttırılması durumunda ısı kaybının artması nedenlerinden dolayı devir sayısının değiştirilmesine daha çok
NDU akımına göre oldukça küçük değerlerde olan kutup gerilimi ile manyetik alan şiddeti değiştirilir. Burada manyetik akı ile devir sayısının orantılı olduğuna dikkat ediniz. Evet, demin söylediğime ters bir cümle söylemişim gibi gelebilir. Hayır. Küçük gerilim, küçük devir regülasyonlarında kutupları kullanabilirsiniz, kutup gerilimlerini, ama şu an günümüzde daha çok hızlı tepki vermesi açısından, yani mekanik tepki sabitinin daha kısa olması nedeniyle NDU akımı üzerinden, NDU gerilim üzerinden bir devir ayarı yapılmaktadır. Ama maliyet düşük olması açısından küçük devir regülasyonlarında tepki hızı çok da önemli olmayan yerlerde, kutuplardan da biz bu işlemi yapabiliriz.